Merhaba arkadaşlar. Ben Prof. Dr. Cem Şafak Çukur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Bugünkü bilim, teknoloji ve sanat konuşmalarında TÜBİTAK tarafından desteklenen ve ortalama 3 yıl süren Türkiye Kültür Ölçeği'nin geliştirilmesi ve ülke içi kültürel farklılıkların araştırılması projesini kısaca sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bu bilimsel çalışmaları proje bazlı yapmanın belki de en güzel avantajlarından bir tanesi, bu süreçte nedir? Bir ekiple çalışıyorsunuz. Lisansüstü öğrencileriyle çalışma fırsatı veriyorsunuz. Onun için bu proje başladığı zaman bizim lisans öğrencimiz olan Ece Ceren Akkaya da bugün sunumda bana destek olacak. Şu anda bizim lisansüstü öğrencimiz ve asistanımız. Şimdi bu çalışma nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Çünkü araştırmalarda nedir? Bir ihtiyaç veya nedir? Bir sorgulama, bir yenilik getirmeniz gerekiyor. Aslında bu projeye başlarken bizim temel hedefimiz Türkiye'ye özgün, Türkiye'deki kültürel farklılıkları ölçebilecek bir ölçüm aracı geliştirmek ve bu ölçüm aracı sayesinde de kültür temelli değerlere dayanarak ülkemizdeki kültür içi benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktı. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında kültür konusu, kültürel benzerlik ve farklılık konusu yalnızca psikolojinin değil, birçok sosyal bilimi, mesela sosyoloji, işletme, iktisat veya birçok alanda çok temel bir konudur. Tabii ki bu çalışmalar antropolojik çalışmalarla ilk zamanlarda başlıyor. Ama 80'lerden sonra özellikle nedir? Psikoloji alanında kültürel benzerlik ve farklılıklar popüler ve çok temel bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunda şunun da etkisi var. Arkasındaki soru, bildiğiniz gibi sosyal bilimlerde üretilen bilgilerin, kuramların, teknolojilerin veya uygulamalar ağırlıklı bir şekilde Batı ülkelerinde geliştiriliyor. O zaman akla şu soru geliyor. Yani bu geliştirilen sosyal veya psikolojik bilgilerin evrenselliği sorusu akla geliyor. Yani bunlar farklı ülkelerde kullanılabilir mi? İşte burada nedir? Kültür ve kültürel eleştiri gündeme geliyor. Bu bağlamda baktığımız zaman ülkemizdeki yapılan psikolojik çalışmalarda da ağırlıklı bir şekilde Batı'nın etkisini görüyoruz. Yani burada soru şu, yani bilimin temeli nedir? İddialarınız nedir? İspatlamaktır. Bu bağlamda bu uygulamaların kültürel geçerliliğini ispatlamak da bilim insanlarının temel vazifelerinden birisi olması gerekiyor. Çünkü ispatlamadan, elinizdeki ilkenin, kuramın, verinin evrenselliğini ispatlamadan farklı ülkelerde kullanılması hem etik açıdan hem işlevsellik açısından ciddi sorunları gündeme getiriyor. İşte bu bağlamda kültürel çalışmalar, hem kültürler arası hem kültür içi çalışmalar devreye gidiyor. Çünkü kültürel çalışmalar, yani baştan hiçbir yaklaşımın, teorinin, bilginin evrenselliğini baştan kabul etmiyor. Ha bunların nedir? Bir dizi bilimsel çalışmalar aracılığıyla ispatlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve bu bağlamda en önemli karşımıza çıkan şey, farklı kültürlerde gözlenen biliş, duygu, davranışların evrenselliği veya yerelliği konusunda benzerlik veya farklılıkların açıklanmasında kültürün ölçülmesi. Çünkü kültürü ölçtüğünüz zaman bu farklılıkların veya benzerliklerin kaynağını açıklama imkanınız ortaya çıkıyor. Bunun için bu konuda geliştirilmiş oldukça fazla sayıda kültürel boyut ve kültürel
ölçüm aracı var. Bunlardan en yaygını bireycilik ve toplulukçuluk boyutu veya nedir masculinity, femininity, işte nedir güç aralığı, belirsizlikten kaçınma, bu tip nedir kültürel boyutlar bağlamında yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya çıkan farklılıkların nedir, farklılıkların veya benzerliklerin nedir kültürel açıdan incelenmesine neden oluyor. Tabii ki bu kültür ve kültür boyut ölçümleri çok geçmişe dayanıyor. Yani bu konuda oldukça büyük uluslararası çalışmalar mevcut. Oldukça farklı ölçüm araçları elimizde mevcut. Ama baktığınız zaman bu ölçümlerin ağırlıklı bir şekilde tutumlar veya değerler üzerine odaklandığını görüyoruz. Burada özellikle kültürel değerler çok kritik. Çünkü kültürel değerler dediğimiz bizim nedir? Ağırlıklı bir şekilde nedir? Bir toplumun bir nesilden diğer nesile aktardığı inançlar, öncelikleri, davranış paternleri, bunları içeren, bazen adlandırıldığı gibi bunlara sendrom veya patern de diyoruz. Ki bunlar hem ülkeleri, farklı ülkeleri karşılaştırmak için veya ülke içindeki farklılıkları ölçmek için veya farklılıkları anlamlandırmak için kullanılan ölçüm araçları. Şimdi ülkemize geldiğimiz zaman ki bu projenin de, bu bilimsel çalışmanın da temel ihtiyaç noktası, ne yazık ki ülkemizde böyle bir ölçüm aracının kültürel farklılıkları ortaya koyabilecek değer temelli veya farklı bilişsel veya tutum temelli bir ölçüm aracının olmadığını fark ettik. Bu bağlamda ekibimizle birlikte 3 aşamalı TÜBİTAK destekli bir proje geliştirdik. Şimdi bu 3 aşamanın kısaca hedeflerini söylersem, şimdi aslında bizim projenin yenilikçi kısmı yalnızca bir ihtiyacı gidermek veya özgün bir emik bir ölçeğin geliştirilmesinden öte, aynı zamanda nedir? Farklı bilimsel yöntemleri de sentezleyecek bir yaklaşım. Ki bu projenin belki de en önemli özelliği nedir? Farklı yöntemlerin, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı bir proje. Onun için çalışmamızın ilk aşamasında amacımız sıfırdan bir kültürel değerler havuzu oluşturmaktı. Kültürel değerler havuzu oluşturmaktı. Ve bu çalışmalar ağırlıklı bir şekilde odak gruplarla 10 farklı ilde yapıldı. Burada odak grup çalışmaları ve bireysel görüşmeler sonucunda olabildiğince nedir? Geniş bir değerler listesi ele geçirdik. Ve bunların çoğu emik değerler. Yani nedir? Bazıları farklı kültürlerde de tekrarlayan değerler. Ama aynı zamanda nedir? Kendi kültürel özelliklerimizi taşıyan bir havuz oluşturduk. Oldukça geniş sayıda bir havuz oluşturduk. Ece yöntem konusuna daha detaylı değinecek. İkinci aşamada ise yine nitel ve nicel karışımı bir yaklaşımla, çünkü elde ettiğimiz bu geniş kapsamlı havuzun nedir? Sınıflandırılması ve nedir? Hiyerarşik bir şekilde listelenmesi ve sınıflandırılması için yapıldı. Çünkü elimizde çok fazla değer olduğu için bu değerlerin nedir? Belli gruplara, kategorilere ayrılıp çok boyutlu multidimensional scaling yaklaşımıyla nedir? Sınıflandırılması hedef alındı. Çünkü asıl amaç neydi? Üçüncü aşamadaki ve üçüncü çalışma, ki üçüncü çalışma 26 TÜİK'in NAT sistemine göre 26 farklı ilden toplanan bir araştırma oldu. Burada da nedir? Birinci ve ikinci aşamadan oluşan değerler bağlamında nedir? Özgün bir, biz buna Türkiye kültürel ölçeği diyoruz, TKO diyoruz. Nedir? Bir ölçeğin geliştirilmesi ve bu ölçeğin nedir? Geçerlilik ve güvenilirliğin ortaya konulmasıdır. Onun için nedir? Oldukça farklı, ülkemizin farklı coğrafyasından, farklı kültürel ortamlarından ekolojik geçerliliği de artırmak için nedir?
üçüncü aşama gerçekleştirildi. Ve burada nedir? Önceki çalışmalarda geliştirilen, yaygın olan ölçeklerde ölçüt geçerliliği bağlamında kullanıldı. Üçüncü çalışmanın diğer bir amacı da ölçeğimizi, ölçüm aracımızın geçerlilik ve güvenilirliğini ortaya koyduktan sonra nedir? Hem temel demografik özellikler hem bölge düzeyinde kültürü içi farklılıkları ortaya koymaktı. Ve bu bağlamda nedir? Bir değerler haritası çıkarmaktı. Yani aslında bizim bu projemiz gerçekten başlangıç aşaması için oldukça güzel sonuçlar doğurdu. Nedir? Bu çalışmanın geliştirilip biliyoruz ki Avrupa temelli dünya değerler ölçümü mevcut. Yani oldukça uzun zamandan beri farklı ülkelerden topluyorlar. Bizim amaçlarımız, bu çalışmadan sonraki amaçlarımız bunu Türkiye'de gelenekselleştirmek ve aynı zamanda zaman boyutuyla da değer farklılıklarının veya benzerliklerin hem bölgesel hem demografik özelliklere göre, mesela cinsiyet, ekonomik durum, nedir, yaş gibi özelliklere göre de nedir, zaman içerisinde nasıl farklılaştığını ortaya koymak da hedeflerden bir tanesi. Aynı zamanda ölçeğimizin son aşamasında bunun farklı ülkelerde kullanılması için de nedir? Çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü burada önemli bir nokta şu, genelde ülkemizdeki çalışmalarda farklı ülkelerden geliştirilen ölçeklerin çevirisi veya uyarlaması yapılıyor. Bu bize özgün, emik bir çalışma olduğu için nedir? Yani bunun bize, özellikle bize benzer kültürel özellikler gösteren ülkelerde de nedir? Uluslararası alanda da kullanılması için nedir? Girişimlerimiz, çalışmalarımız bu konuda devam ediyor. Ece'ye sözü vermeden önce şunu söyleyeyim. Yani tabii ki bu bilimsel bir proje. Ama bu süreçte gerçekten biz çok zevk aldık. Yani geniş bir ekiple çalıştık. Yani bu konuda TÜPİTAK'a ve üniversitemize de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü bize güzel imkanlar sağladılar. Umarım bundan sonra da bu bir başlangıç olur ve nedir, daha ileri çalışmalar yapabiliriz. Şimdi sözü Ece'ye bırakmak istiyorum. Ece bize daha teknik birinci ve ikinci çalışmanın yöntem kısmından bahsedecek. Sonra ben tekrar geleceğim ve üçüncü aşamayı ve final şeyini, konuşmasını yapacağım. Ece, mikrofon sende. Merhabalar. Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda burada lisansüstü eğitimine devam ediyorum. Lisans öğrencisiyken Cem Hoca'nın da dediği gibi parçası olduğum projenin aşama 1 ve aşama 2'sinden bahsedeceğim. Aşama 1'de biz ilk başta değerler havuzunu oluşturduk. İstenilen ve istenilmeyen şeklinde iki ayrı değerler havuzu oluşturduk. Ve bu doğrultuda bölgesel farklılıkları da ortaya koymak istedik. İlk aşamada ortaya çıkan veri çok saf ve ham bir veriydi. Yani bizim elimize geçen 1000-1500 civarında değer havuzu oluşturduk. Bu konuda yöntemimiz TÜİK'in NAT12 sınıflandırılmasına göre belirlenen 12 ilde, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa gibi şehirlerde hem bireysel hem de odak grup şeklinde veri topladık. Her 24 odak grup ve 245 katılımcımız oldu. Bireylerden hem odak grupta hem de kendi bireysel olarak toplumumuzda istenen ya da istenmeyen değerler konusunda fikirleri soruldu. Bu da bizim örnek formumuz, istenen ve istenmeyen değerler hakkında ve aynı zamanda onlardan örneklerle açıklamalar yapmalarını istedik. Örnekler bu konuda çok önemli çünkü insanların bir değerden neyi kastettiğini, ne anladığını daha iyi anlamamız konusunda. Sonrasında da üçüncü aşamada ya da ikinci aşamada ölçeği geliştirmek istediğimizde bu değerden neyi kastettiğimizi, neyi anlatmak istediğimizi katılımcılara göstermek için çok değerli ve önemli bir kısım aslında örneklerimiz. Sonrasında değerlere verilen örneklerden bahsedeceğim. Mesela duygu değeri, duyguların körelmesi, duygu sömürüsü, duygusuzluk, duygusallık,
eski sevgiliyi kıskanmamak, eskisi gibi hissetmemek gibi örnekler verilmiş. Aynı zamanda biz ilk aşamada bu verilen örnekler ya da alt değerler için sıklıklarına da baktık. Mesela istenmeyen bir değer olarak da kendini beğenmişlik, kendine aşırı güven, kendini övmek, kendini önemsemek gibi örnekler verilmiş. Yine sıklık kısmı yanında. Bakıldığı zaman duygu kısmında da duygusuzluk, duygunun negatif kısmı ama duygunun altında örnek olarak veriliyor. Biz ilk aşamada bu veriyi bu şekilde aldık ama sonrasında ikinci aşamada bunlar üzerinde çalışmaya devam ettik. İstenen değerleri örnek olarak yine öğrenci ve öğrenci olmayan, bu da odak grubumuzdan bir örnek. Odak grubunda kişileri bir araya toplayıp toplumumuzda istenen ya da istenmeyen değerlerle ilgili aslında bir tartışma ortamı yaratarak kişilerden veri topladık. Mesela öğrenci grubundan saygı, hoşgörü, sevgi, özgürlük gibi değerler çıkmış ve sıklıkları da var. Kişilerden aynı zamanda bu değerlerle alakalı puanlama yapmalarını istedik. Öğrenci olmayan grubuna dürüstlük, yardımseverlik, sevgi, güven gibi değerler çıkmış ki bunların sıklıkları da bayağı yüksek. İstenmeyen değerler için örnekte öğrenci ve yine öğrenci olmayan grubunda bizim çalışmamızın güzel kısmı da zaten normalde biz çalışma yaparken öğrencilerden çok fazla veri toplarız ama öğrenci olmayan kısımda kültür gibi değerler gibi bir konuda aslında bilir kişi diyebileceğimiz insanlar çünkü bu kültürün parçasılar. İki ayrı grup bizim çalışmamızın güzel de bir kısmı. Öğrenci grubunda bencillik, yalan, ön yargı, saygısızlık, cimrilik gibi odak grupta bu tarz değerler çıkmışken sıklığa göre de listeledik. Öğrenci olmayan grupta yalan, ayrımcılık, ön yargı, kin tutma gibi değerler daha çok çıkmış. Yine benzer değerleri görebiliyoruz aslında. Öğrenci ya da öğrenci olmayan grup da olsa değerler benzer şekilde çıkıyor. Bu sıklık analizini yapıp belirli bir şekilde toparladıktan sonra bu 1000-1500 gibi ilk başta ham haliyle çıkmış veriyi aşama 2'ye geçtik. Çünkü bu büyük bir veri, onu bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Aşama 2'de yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden birinci aşamada elde edilen veriyi kendileri hangi değerler daha alakalıdır şeklinde bakıp gruplamalarını istedik. Sonuçta bu insanlar uzmanlar ve baktıklarında bu değerlerden ne anlaşılıyor, yakınlar mı bunlar, onları görmesi için gruplamalar yaptırdık. Mesela istenilen değerlerle ilgili bir gruplama örneği bu. Bu şekilde kartlar hazırladık ve onlar yakın gördüklerini aynı gruba koydular. Bu da istenmeyen değerler için bir gruplama örneği. Sonrasında bunu istatistiksel analiz için programa yerleştirdik. Aynı zamanda bunlara bir isim vermelerini, bir çatı değer ismi vermelerini de istedik katılımcılarımızdan. Sonrasında Multidimensional Scaling, MDS sonuçları ayrıntılı olarak incelendi. Bu topladığımız veriyi ve birbirine yakın konuşulan değerleri gördük ki bir gruplama yapabilelim. MDS sonucunda istenilen ve istenmeyen değer matrisleri üzerinde proje ekibi olarak anlamsal yakınlık göz önünde bulundurularak birleştirme işlemi yaptık. Onun üzerinde de tekrar şey yaptık. Mesela eleştiriye açık olmakla açık fikirlik değerlerinin yakın olduğunu gördük MDS'e göre ve biz bunları birleştirdik gibi. Bu ne sadece proje ekibinin yakınlığı ya da MDS gibi değil, çeşitli kriterlere baktık. Bunda aynı anda var olması, var olan değerlerin değerlendirilmesi önemli bir şey. Mesela duygu, duygusuzluk hem istenen hem de istenmeyen bir değer. Bunları birbirlerinin zıttı olan değerler var. Bu şekilde listeye giren değerler var. Bunları değerlendirmeye aldık. Listemize ekledik. Türkiye özgü ve sıklık oranı yüksek olan odak ve bireysel çalışmalar sonucunda elde edilen özgün değerlere baktık. Mesela Kayseri'de tutumluluk özgün bir değer olarak karşımıza çıktı. MDS raporunu yine göz önünde bulundurduk. Ve farklılıklar için her bir değer için verilen örneklere de baktık. Çünkü biz de baktığımızda değerleri birbirlerine yakın olarak düşünüyor olabiliriz. Ama yazan kişiler o örnekte aslında farklı bir şey kastetmişlerdir. Bunu da göz önünde bulundurduk. Bu da MDS'ten bir kısım. Mesela iyimserlik, anlayışlı olmak ve cana yakınlık yan yana gelmiş gibi. Bunların birbiriyle yakın olduğunu düşünüyoruz şeklinde. Bu tabloyu, bu figürü daha doğrusu göz önünde bulundurarak gruplama yaptık aşama 2'de. Sonrasında
zıttı olan değerler bizim için çok önemliydi. Hangisini hangi tarafa koyacağız? Mesela duygu, duygusuzluk ya da duyarlılık, duyarsızlık gibi bir sürü böyle zıttı olan değerler vardı. Bunun içinde hem sıklıklarına baktık, hem neyi kastettiklerini, örneklerde daha çok olumluyu mu, olumsuzu mu vermişler, onları göz önünde bulundurduk. Sonrasında ölçeğimizin son halini verdik. Ve yedili eksi 3'ten artı 3'e bir likör tarzında bir ölçüm yöntemi kullandık. Hazırlanan taslak ölçeği de dil geçerliliğini de sağlayabilmek için uzmanlara gönderdik. Bu dediğimiz maddeler anlaşılıyor mu? Ya da bu kelime burada kullanılır mı? Biz yaptık ama bu olmuş mu şeklinde. Sonrasında böyle taslaklarına uyması ya da ters düşmesine göre puanlıyorlar. Mesela ağır başlılık. Ağır başlılığın altındaki örnekleri yine bu altında gelen değerler ve verilen örnekler üzerinden yaptık. Ölçülü davranmak, ciddiyet, usturuplu olmak olarak tanımlamış katılımcılar ve bu konudaki uzmanlar da bunun bu anlama geldiğini düşündükleri için bu şekilde ölçeğimizi geliştirdik. Böyle 103 maddeli bir ölçekle aşama 3'e geçtik. Aşama 3 ile ilgili bilgiyi vermesi için de Cem Hoca'yı buraya davet ediyorum. Evet. Evet. Teşekkürler Ece. Evet. Aslında birinci ve ikinci aşama ağırlıklı bir şekilde nedir? Gerçekten Türkiye'ye özgün emik değerleri yansıtan bir ölçüm aracının ilk adımlarıydı. İkinci aşamanın sonunda oluşan özgün ölçeğimiz yine TÜİK'in sınıflandırma sistemine göre 26 il sınıflandırma sistemine göre her ilden en az 100 kişi olmak üzere 2600 kişiden veri toplandı. İlk etapta burada bu değerleri nedir sınıflandırılması, kültürel boyutların ortaya çıkması için hem açımlayıcı hem doğrulayıcı faktör analizi teknikleri kullanıldı. Ve şu anda ölçeğimiz gerçekten kullanılmaya hazır. Ama bunu daha yayınlamadığımız için şu anda çok paylaşmıyoruz bunu. Artı bir de nedir? Farklı istatistiksel teknikler kullanmak için, yani geleneksel istatistik tekniklerin yanında bu konuda bir bilgisayar yazılımı da devam ediyor. Çünkü bunu daha çok boyutsal ve derece olarak değerlendirebilmek için, ki buna biz circumplex model diyoruz. Yani circumplex model testleri de yapılıyor. Yani kısa sürede nedir? Bunun tüm bilim camiasıyla paylaşılacak. Burada bir iki noktaya değinmek istiyorum. Ece Güzel bana bazı şeyleri hatırlattı. Şimdi bu çalışmanın özgün tarafı nedir? Gerçekten birinci özgün tarafı nedir? Kendi kültürümüze ait ekolojik geçerliliği olan emik bir ölçüm aracını nedir? Psikoloji ve diğer sosyal bilimlere kazandırmak. Umarım bu konuda başarılı oluruz. Yani bu açıdan özgün. İkinci açıdan tekrar etmek istiyorum. Yani gerçekten örneklem seçiminde de hem öğrenci hem nedir öğrenci olmayan ve ülkemizin farklı yerlerinden ve farklı teknikler kullanılarak, yani odak grup çalışması, sınıflandırma çalışması, anket çalışması, görüşme teknikleri, bunların hepsi nedir? Bir arada kullanılması aslında bu çalışmaya hem derinlik hem de zenginlik kazandırdı. Üçüncü aşama aslında çok değinmedik buna. Yani aslında dünya literatüründe de özgün bir tarafı mevcut. Yani bizim değerlerin bizim kültüre özgün olması değil. Bir iki tane yöntemsel farklılık da burada mevcut. Bunlardan bir tanesi değerlerin örneklerle birlikte sunulması. Çünkü bu konuda geliştirilen veya yapılan ölçeklerdeki en büyük sorun, ki bu çeviride de ciddi bir sorun, yani çünkü soyut değerleri kişilerle paylaştığınız zaman o değerin ne anlama geldiği tartışma konusu olabiliyor. Yani mesela bazı ölçüm araçlarında diyor ki eşitlik. Yani eşitlik evet hem diğer ölçeklerde hem bizim ölçümümüzde temel bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ama insanlar eşitlik derken neyi anlıyor? Yani çünkü eşitlik çok farklı şekillerde tanımlanabilir. Özellikle bu kültür çalışmalarında daha da bir sorun. Yani bir de ülkeden ülkeye değişiyor. Yani
yani bazılarına eşitlik dediğimiz zaman kadın erkek eşitliği gelebilir. Bazılarında nedir? Sınıfsal eşitlik akla gelebilir. Bazılarında hukuk önünde eşitlik akla gelebilir. Veya bazı yerlerde benzerlik anlamına gelebilir. Aslında bunun özgün tarafı ki diğer ölçümlerde bu yok. Hem değeri verip yine katılımcılardan topladığımız o değeri ifade eden örneklerle birlikte verilmesi. Yani bu örneklerle birlikte verildiği zaman nedir? Daha anlaşılır ve nedir? Geçerliliği artırma potansiyeli var. Ayrı şekilde üçüncü özgün tarafı da evet, değerler genelde hem bizim kültürümüzde adı üzerinde pozitif olarak adlandırılıyor. Yani ulaşılmak istenilen hedef veya nedir motivasyon veya yaptığımız davranışın altındaki yatan neden olarak biz değeri kullanıyoruz. Ama ölçüm yöntemi olarak hep pozitif değerlerin verilmesi yine yöntemsel olarak bir soruna ortaya çıkıyor. Çünkü bu konuda yapılan eleştirilerden bir tanesi de nedir? Maddeler arasındaki varyansın nedir? Düşük olması. Çünkü tamamen pozitif özelliklere dayanan bir ölçüm aracı geliştirdiğin zaman nedir? Ölçme konusunda yanlılıklar ortaya çıkıyor. Veya bazı değerleri tam ifade edemiyorsunuz. Onun için bu çalışmanın özgün bir tarafı da nedir? Bu değerlerin hem değerlerin hem pozitif hem negatif değerlerin alınması. Ki bu literatürle de tutarlı. Çünkü eğer değer ulaşılmak istenen bir hedef veya davranışın altında yatan motivasyon veya uzun dönemli bir patern olarak tanımladığınız zaman, ilgili literatüre baktığınız zaman, özellikle benlik ve benlik düzenleme literatürüne baktığınız zaman, bazen insanlar bazı nesnelere veya bazı ilkelere yaklaşmak istiyor ama bazen de uzaklaşmak istiyor. Hem burada bireysel hem de kültürel farklılıklar ortaya konulmuş. Yani bu açıdan ölçüm aracı yalnızca ülkemize ait bir ölçüm aracı olmasının ötesinde değerlerin ve kültürün ölçülmesi açısından da nedir? Önemli katkılar yapacaktır. Dediğim gibi biz bu çalışmayı finalize ettiğimiz zaman yani yayına dönüştürdüğümüz zaman yani ikincisini ve diğer farklı çalışmaları da planlıyoruz. Yani buradaki çalışmalardan bir tanesi de şudur. Yani diğer ölçüm araçlarıyla karşılaştırıldığında bu konudaki ölçüm araçlarıyla karşılaştırıldığında hangi ölçek kültür içi veya kültürler arası farklılığı tespit etmekte daha güvenli ve geçerli sonuçlar veriyor. Bu önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Hatta burada bazı özgün boyutlar da ortaya çıktı. Bu özgün boyutlar bağlamında belki değer çalışmalarında nedir? Yeni ölçüm araçların geliştirmesinde teşvik edeceğini düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz.